Ve kayıplar var. Maddi kayıplar var. Çok ciddi bir hayat değişikliği bu. Bu arada hep onu söylemeye çalışıyorum. Bu sadece bir maddi kaybın boyutu ya da miktarı da değil. Hayattaki genel travmatik deneyimlerden biri de iflastır. Maddi kayıplar var ama hayatındaki çok temel figürleri de kaybediyorsun sen. Hani biz o erken çocuklukta konuştuğumuz anne, baba artık hayatta değiller diğer taraftan. Babanın kaybı ne zamandı? 2002. O zaman iyi bir dönemimdi. Yani iyi para kazandığım bir dönemdi. 42 yaşındaydım yani. Annemi işte 51 yaşında kaybettim. 5 ay sonra da teyzemi, teyzem de yani hakikaten anne yarısı dedikleri gibi biriydi. O zaman patladı olay. Anne kayıpları için şunu biliriz ki kaç yaşında kaybedersek kaybedelim yaş çocuktur. Bir annenin kaybında. Bir de hiçbir zaman annemle tam olarak hesaplaşıp ona tam olarak tam anlamaya başladığım zamanlar ama isyan ettiğim zamanlar o hesaplaşma bitmemişti ya. O hep içimde kaldı benim mesela. Söyleyemediklerim. Söyleyemediklerim, onun benim için duyduğu üzüntü mesela diyelim ki. Onları konuşamadan, hatta şöyle düşünüyorsun, onu rahat ettiremeden öldü. Onun senin için duyduğu üzüntü ne sence? İşte bütün bu kayıplarımız, benim o çabam, emeğimle olan şeylerin elden gitmesi, insanların ah vah vah, vardır ya şey, bizim milletimizde çok güzel bir şey vardır. Ya nasılsın? Çok üzüldüm. Ay sen bu arada berbatsındır yani mesela. Ay çok üzüldüm şekerim ya. Ay niye böyle oldu? Filan. İşte o anda birine dövmek isteyebiliyorsun yani. Gerçekten. Gerçek bir temas da değil ya o. Yani Evet. aslında sen... Sahte bir şey. Evet, Tabii. evet. Bununla beslenen insanlar var. Söyleyemediklerime takıldım. Yani gerçekten hayatta olduğunda söyleyemediğin ne vardı senin anneni kaybettiğinde? O zaman bunları çözmüş değildim ki yani. Ne vardı bilinçaltımda? Böyle bir hastalık var mıydı? Ama şeyler yani ruhum gidip geliyordu onu çok iyi biliyorum ama benim neyim varı çözememiştim ki tam söyleyeceklerimin ne olduğunu bilebileyim. Bugünkü duygunda neyi söylemiş olmak isterdin? Valla ona bazen haksızlık ettiğimi, bazen şımarıklık ettiğimi, onun da rahatsızlıkları olduğunu anlayabildiğimi vesaireyi söylemek isterdim tabii. Elif'in bugün geldiği durumu görmesini çok isterdim çünkü bana hep söylerdi açık açık. Ben torunumu senden daha çok seviyorum. Bu beni üzmek yerine tam tersine çok sevindirirdi. Sevindirirdi yani. Bir şey merak ettim. Başın sağ olsun. Sağ ol. Duyan bir kadın mıydı? Yani sen bunları söylesen duyar da gerçekten bunu dinler miydi sende? İsterse dinlerdi, istemezse dinlemezdi diyorum ya. Yani mutlaka onun da bazı benim hastalığımın emarelerini gösterdiğini düşünüyorum. Burası biraz yarım kalmış. Hani yasa tamamlanmamış işler de eşlik ettiğinde zorlaşır ya bazen. Tabii. Sadece yası tutmak için değil, bizim büyümemiz için de. Ama bu arada illa ona söyleyeceğiz diye bir şey de yok. Kendine söyleyebilmen de bir İşte şimdi dönüşüm onları tabii. öğrendik ama geç oldu demiyorum. Hiçbir şey için geç Geç değildir. Öyle düşünüyorum. Sen kaybını nasıl yaşadın? Duyarsızlaştın mı? Yasını tuttun mu? Güçlü mü durmaya çalıştın? Bende şöyle bir şey vardır. Olay anında aşırı soğukkanlıyımdır. Aşırı. Sonra şu su bardağı niye burada diye hadise çıkarırım mesela. Benim acıyı yaşayış biçimim böyle. Şimdi derler ki ne alaka? Yani en zor zamanı atlattın. En sağlam duran sendin. Bu şimdi nereden çıktı? Böyle bir enteresan bir öfke biçimim var veya işte yası yaşayış biçimim var. Yas tutulması gereken bir süreçtir. Birilerini kaybettiğimizde eğer yaşadığımız acıda gözyaşımızı dökemiyorsak, yeteri kadar sessiz yalnız bu kayıpla yüzleşemiyorsak, kalabalıkların yeteri kadar desteğini alamıyorsak, yasın belli evrelerinden geçip bazen o inkarı, bazen o öfkeyi, bazen o depresif dönemi ve kabullenmeyi yaşayamıyorsak yasımız tamamlanmamış olur. Yası zorlaştıran süreçlerden bir tanesi de bu hayatta kaybettiğimiz kişiyle tamamlanmamış işlerimiz, söylenmemiş sözlerimizdir. Hayatta ona söyleyemediklerimiz, onu kaybettikten sonra boğazımızda düğümlendiğinde aslında bu kayıp süreci daha da fazla ağırlaşıyor. Ama hayat her zaman telafidir.
belki ona söyleyemeyiz. Ama onu kaybettikten sonra kendimize, dostlarımıza, belki bir terapiste içimizdeki duyguları anlattıkça temizlenebilme şansımız vardır. Nursel İdiz kayıplarından sonra yarım kalmış meseleleriyle de ilgili, özellikle annesine karşı söylenmemiş sözleriyle ilgili de o dönemde tam bir yas yaşayamamış oluyor. Bu da onu hastalığına götüren süreçlerden bir tanesi daha olarak karşımıza çıkıyor.